Vallahi Türkiye'nin en güzel hanımefendilerinden birini gördüm, böyle kaldım bak. Gel yanıma. Deniz Akkaya! Türkiye'nin en güzeli değil mi ama? Baksana bak. Nasıl güzel. Dön. Bu elbiseden bana niye gelmedi? Bu elbiseden bana da çabuk dön bakayım arkayı. Hatta giderken çıkarıp bana bırakıp Tamam gidiyor. Seda Evet. Hanım, olur. Bayılıyorum. Bunların üstündeki şeyleri alayım ben giyeyim. Nasıl güzel değil Bugün mi? Yüzü farkında güzel. mısınız? Galatasaraylıları kutlar gibiyiz. Gerçi ben fıstık yeşili gibiyim ama sarı mı duruyor kız Sarı ekranda? duruyor. Sarı duruyor. Aa, ayakkabılarımızı göster. Göster Ayşe. Ayşe. Aa, benim oraya yazı geldi ayakkabıma, olmadı. Lütfen. Şöyle öne kayalım. Gel kız yanıma, kız 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 kız. Seri Hanım, yalnız bugün sizin boyunuz uzamış. Hadi ya, Evet. ayakkabılardan. Olabilir Ama mi? sen o uzun boyuna rağmen onu giyiyorsan ben bırak da şeyin üstüne çıkayım. Rezidans üstüne çıkayım. Deniz. Vallahi. Yani bak. İyi ki böyle bir şey Çok giymişim. yakışmış elbisenizle, çok Ya güzelsiniz. beğendin mi? Her zaman Teşekkür çok ediyorum. güzelsiniz, çok Sen de. kadınsınız, çok zarifsiniz. Her zaman, her zaman. Çok seviyorum onu. Çok dedikodu yapacağız. Beyaz TV ekranlarında cumartesi, pazar Türkiye'nin en önemli hocalarından Teksen Çamlıbel hocamla cumartesi pazar sabah 9.15 değil mi? 9.15, evet. 9.15'te giriyorlar. Helal olsun. Herkes seni anlatıyor ya. Mis gibi diyorlar. Çok Kadın o saatte teşekkür ederim bu ama bunu drama. Ama herhalde dedim ki Seda Hanım siz öyle. söylemeyin. Kaç senedir o saatlerde yayın yapıyorsunuz? Ay, ama olsun, önemli. Senin için bana böyle söylenmesi, ben seninle hep gurur duyduğum için diyorum ki öyledir işte, o kadar disiplinlidir, o kadar saygılıdır ki. Teşekkür ederim. Canım benim. Sağ olun. Deniz Akkaya'yı hemen şöyle Sağ olun. alıyorum ve Profesör Doktor Teksen Çamlıbel hocam gelsin. Hocam hoş geldin. Bir sarı lacivert yapalım dedim ben Evet de. şöyle. Yani hep sarı kırmızı olmasın. Evet. Olmasın. Peki. Dengeyi sağ bir Ama olun. bak ne kadar ortadayız. Galatasaray dedik. Fener dedik. Ve bu arada evet. Siyah beyaz zaten. Ahmet hocam diyor ki ben de Beşiktaş diyor. Bakalım Önder ne diyecek. Peki. Sevgili hocamla bugün konuşacağımız çok şey var. Sizlerin de katılımıyla. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Teşekkürler ediyorum. Türkiye'nin en güvenilir hocası o. Hocam şöyle alıyorum. Teksen Çamlıbel hocamı. Ve bir dönem sevgili diye de anıldık. Hocam, Biz gerçekten hemen sevgili oturttum ben. olduk Yok mu, siz bırakın. olmadık mı? Olabilir miyik? Yani bilmiyorum. Olabilme ihtimali var mı? O da çok kıymetli. Oyuncu, tiyatrocu, sinema filmlerinden tanıyorsunuz, televizyondan tanıyorsunuz. Sunuculuğun da var. Senin de o parmağında o marifet. Yakışıklı da kız. Alkışlar Önder Açıkbaş geliyor. Anam bir yerde bir yakalandık biz. Orada ne yapıyorduk da yakalandık? Ne oldu? Ya ben Kemal Başbuğ'la bir sinema filminin toplantısını yapmaya Aa, gitmiştim. anlatma be. Ne Ha, anlatıyorsun ki seni ne? yiyorum yani. Dur, Tamam, peki. beklesinler, Tamam. öğrensinler. Ama O ne? ne oldu, o neydi? Ha, onlar da anlamadı. Neyse boş ver. Önder'le de konuşacağımız çok şey var. Sizler de duymuşsunuzdur. Önder'le birlikte bir yerden çıkarken görüntülendik. Oldukça da samimiydik. Oldukça da samimi O olabilirdik gün ne de. oldu biliyor musun? Aa, Bak, anlatma. statüler dinle dinle. Şimdi ne olduğunda çok ilgileniyor ya o adamlar. Böyle hani o gün şey dedi de sen dedin ya hadi bay bay Önder görüşürüz canım falan. Gittin sen oradaki 12 kamera sen arabaya biner binmez ışığı kapadı geçti gitti yanımdan. Ah Lan dedim insan dedim en azından bir döner hani böyle Önder Bey nedir falan der. Lan arkadaş kendimi ne kötü hissettim. Kendimi fark ettirmeye çalışıyorum yani sen gittin arkadan bağırıyorum Sedam öptüm falan diyorum yani bir daha yakarlar mı ya. Konuşmamız lazım. Çok şey konuşacağız. Ya Çok muazzamsın be. garibanım Ve ben. benim Vallahi çok çektim biliyorum. Çok kıyamam gel çektim. annem gel. Çok çektim. Kollarımı Bu mankenlerden çok şey. Evet. Peki Önder'cim seni de şöyle Merhaba. alıyorum. Merhaba. Şimdi kahve istiyorlar. Televizyonun yeni açanlar için konuklarımı bir kez daha sizlere anons etmek istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel hocam yanımda.
Canım arkadaşım Önder Açıkbaş yanımda. Senin gerçekten ben bu kadar bilmiyordum. Ne filmlerde, nelerde rol almışsın? Yani sinema filmi yapmayı seviyorum ben biraz. O BKM'li olmakla ilgili bir durum. Hani orada da yazdığımız için. Ama bu yıl ilk defa işte hani televizyona bir şey yapıyorum. Ondan hemen bir tek müjdeyle yapmamış. Bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz ve bence Türkiye'nin en güzel kadını, podyumların as solisti Deniz Akkaya. O da burada. Gerçekten Türkiye'nin en güzel kadını o. Ay çok kız teşekkür doğurdun ederim, hala Selam. Türkiye'nin en güzel kadını Estağfurullah, sensin. Estağfurullah Selam, teşekkür ederim. Ve podyumların as solistisin be. Çok teşekkür Bunu sana Bülent Hanım söylemişti. Kolay evet. kolay söylemez. Bülent Ersoy hanımefendiye sordular kaç sene önce. Dediler ki kimi beğeniyorsunuz? Dedi ki podyumların bir as solisti var, o da Deniz Akkaya. Oradan beri bende de kaldı. Gerçekten öylesin ya. Bülent Hanım'ı çok seviyorum ben. Çok aramızda bizim esprili muhabbetler de olmuştur. Ben onun yani herkesin dışarıdan gördüğü tarafı dışında bence sizin anlatmanız gereken bence onunla ilgili evde muhabbeti onun çok keyiflidir. Çok değil mi? Evet. Çok ilginç bir insan. Bence ben tanıdığıma çok memnunum. Ne güzel. Çocuk şeyi devam ediyor. Devam ediyor. Evet, hatta dün ekibiniz geldi, çekime geldi. Biliyorsunuz daha önce yine siz gelmiştiniz. O zaman Ayşe vardı ama dün maalesef Ayşe yoktu. Ama güzel bir çekim yaptık. Ve Teksten Şanlıbel hocamla Deniz Akkaya cumartesi, pazar günleri sabah 9.15'te Beyaz TV ekranlarında program yapıyorsunuz. Nedir programın içeriği nedir? Şimdi biz kadın hastalıkları ve doğumla ilgili genellikle hep bunun için mi arıyorlar? Evet. Evet, onun için arıyorlar. Tabii ileriki zamanlarda belki başka branşlara da katarız ama şu an çok iyi gidiyor. Çok telefon geliyor. Tüp bebek falan için arayan. Tüp bebek, kanser, size. Düşük, her şey var. Havalanla gelip yakama yapıştı vallahi. Ay kurtulamadım bir türlü. Yapıştı, bırakmıyor beni. En son yaşın kaç dedim? 48 dedi. O oldu canım dedim. Aslında o konularla ilgili de hocam çok önemli bilgiler veriyor. Bu yaşla ilgili de evet. Yani 48 yaşında tüp bebek bir mucize mi? Yani gerçekten böyle kafanıza göre bekleyip 50 yaşında çocuk sahibi olunabilir mi? Gerçekten olamaz mı? Bunlar şehir efsaneleri mi? Hepsini, aslında bunların hepsi çok geniş, uzun uzun anlatılması gereken konular olduğu için bu konu herhalde hocam daha aylarca bitmez. Evet. Niye Deniz Hanım'la yaptık diye sorarsanız. Evet. Bir kere çok güzel bir hanım mutlaka ama hem çok. İçi hem dışı. Hem bir de dersinde güzel, güzel çalışır. Çok güzel bir anne. Çok güzel bir anne. Ondan gelen bir sorumluluk duygusu var. Kefilim yani Deniz'e. Hakikaten bizden önce geliyor şeye, televizyona. Belki bizden sonra gidiyor. Son derece işine bağlı. O yüzden çok mutluyuz onunla çalışmaktan. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Peki hemen mevzuya dalmak istiyorum. Mevzuata şöyle bir giriş istiyorum hemen. Ne oldu o gün? Yani ben çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın kafesinde oturuyordum. Önce annem çünkü annemin evinin tam karşısı orası. Annem, ablam, işte eniştem Coşkun burada. Hepimiz oturuyorduk. Sonra onlar teker teker. Ne oldu da ben çıkarken sen geldin Kemal'le, yönetmen kardeşim. Kemal Başvuru'la birlikte. Ya, Kemal abide bir senaryo vardı. Tüplü ve Öfkeli diye. O böyle bir Hızlı ve Öfkeli filminin T'yi alınacak şeyi. Ben ismini duyunca filmin dedim hemen geliyorum. Hı. Geldiğimde de sizin orada olduğunuzu söylediler. Sonrasında da hani sizle selamlaştık. Sonra siz çıkarken de ben arabada unuttuğum bir şey vardı. Onu almaya giderken dedim eşlik edelim. Sizi uğurlayayım. Oradan da arabadan alacağım alır geri dönelim. O ara işte o çektiler yani. Çok eğlenceli bir durumdu. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Bir dönem bizi Önderciğimle sevgili ve sevgilileri yakaladık dediler. Ve ben o zaman çok üzüldüm bu yazılanlara. Çünkü, biliyorum siz çok şey yaptınız yani. Bir de beni bir şeye de zorluyorlar hep. O benim kardeşim. Artık bunu da demeyeceğim. O ne be? O da beni biraz incitti ya Seda. Yemin kardeşim olmadı ya. Yani. Hani arkadaşım tamam da yani kardeş de insanın evet, umurunu biraz zedeliyor. Evet beni bu re'ye çekiyorlar, bilerek çekiyorlar. Artık bu tuzaklara da düşmeyeceğim evet. Biliyor musun? Şaka vallahi bir yana vallahi düşmeyeceğim. Siz artık siz tabii bu uzun yıllardır bu mesleğin içindesiniz. Ben tabii böyle şeyler için hem çok şeyim yani hem yeniyim hem bir de o popüler magazin kültürüne pek giremiyorum da yani seçtiğim şey o değil. Ne zor ya, değil mi benim işim? Tabii çok zor yani. Ama sen de ilgili magazin işine girmek istemiyorum dedin ama bir şekilde göbeğindesin hem de. Vallahi işte. Çünkü magazinsel birlikteliklerin ya da sana göre hadi canım bunun neresi magazinsel? Vallahi ben Bağdat Caddesi'nde
arkadaşlarımla çay kahve içmekten öteye geçmiyorum. Her kim olursa olsun hani arkadaşlık, yoldaşlık yaptığım insan ama öyle ya da böyle bir biçimde nasipleniyorlar, yazıyorlar bir şeyler. Bunlar benim aileme de çok yabancı şeyler. Yani annem, babam ve ben de dahil olmak üzere çok garipsiyoruz yani. Resmimi bir yerde, bir de genelde böyle vesikalık bir resim koyuyorlar benden. Ne olmasını benden. İstiyorsun mesela? Kızın sen... kocaman resmini koyuyorlar. Orada da çok inciniyorum. Ben bir şey olsun istemiyorum. Annemin o şeye bayıldım Önder. Allah aşkına yap şunu. Şimdi biz seninle orada oturduk. Güzel, ben seni öptüm, sevdim. Bir iki bir şey konuştuk. Çok normal, çok doğal. Çünkü ben zaten öyle dokunan, sevgisini çok belli eden kadınım. Kimse böyle bir kompleksim de olmadığı için istediğimi istediğim gibi de sarılırım. Kime ne ya? Allah Allah. Vallahi bundan sonra beni hep oraya getiriyorlar. Doğuşla da ilgili yazdılar. Böyle çıktım böyle çıldırdım. O benim kardeşim. Arkadaşım olamazmış kimse benim. Ya kardeşim diyecekmişim ya sevgilim. Niye? Hiç işin arası yok yani. Ne kadar acı değil mi? Hakikaten. Bitti. Radikal bir karar aldım. Bundan sonra yok. Yerseniz siz değil. Siz değil. Medya. İşine ne geliyorsa onu yaz. Bana ne ya? O aslında peki, çok ciddi şey bir film sahnesiydi. Yani böyle hani tadını çıkaramadım bile mi diyorsun? Tabii tabii. Kız popüler çocuk değil ya. Yani. O, orada bir güç dengesi var. Hani ne sen oldu orada? Beni arabama kadar bindirdin. Tabii abi senin araba geldi böyle yanıyor falan. Yeni yıkanmış bilmem ne kameralar falan. Ben orada benim ama ben titiz kadınım. Arabam da her zaman evet, temiz abi. Olmalı ya canım. Benimki de temiz de beni kimse çekmedi işte. Ondan sonra sen arabaya binip gittikten sonra ya arkadaş sanki sözleşmiş gibi bir anda kapadılar ışıkları. Aldı kamerayı gidiyorlar. Böyle bir şey gibi kaldım ortada. Figüran gibi. Ah, figüran gibi. Siz de laf sokun hocam bana. Yani ne yapayım erkeklik olarak tabii ben de üzülüyorum. Tabii. Peki acaba sen de benim arabamı mı bilseydin ne? Bombayı söyledim. O zaman geceyi birlikte geçirdiler derlerdi. Yani tabii ki bir şey oradan bir yere çay kahve içmeye gidebilirdik ama. En gidebilirdik yani. Çok normal değil mi bu? Ya çok eğlenceli durumlar. Bunlardan çok da şey olmuyorum böyle hani ah ya bize ne yaptılar falan demiyorum çünkü. Ben diyorum. Ben diyorum. Sizin yani. Demeniz tabii ki olağan ama ben bir de hani mizah işi yaptığım için bu durumla eğleniyorum ben arkadaşlarımla da. Ama ben biz diyoruz öyle değil mi? Yani mesela sen de yaşıyorsundur. Kimle merhaba desen ayaküstü biriyle konuşsan sevgilisi. Çok zor bir durum bu. Hele anne olduktan sonra daha da zor. Şimdi artık beni daha iyi anlamaya başlayacaksın. O tabii bir durum. Çünkü her önüne geleni sevgilisi diye yazacaklar. Bu da seni bir zaman sonra çok rahatsız edecek. Ayşe'nin de aklı ermeye başladıktan sonra bir dakika arkadaş demeye başlayacaksın. Yani benim hep kadından çok erkek arkadaşım var biliyor musunuz? Ki bu çok da doğal. Çok doğal. Da üstüne çok erkek sonra. Arkadaşım var. Ben çünkü kendimden çok emin kadınım ya. İş yaptığım erkekler var, konuştuğum erkekler var, akıl danışacak erkekler İş var. İş yaptığınız sektörünüz. Sohbet sektörünüz. Etmekten keyif aldığım son derece belki kadın arkadaşımdan daha çok keyif Selam, aldım. Erkek arkadaşlarım mı? Sektörünüz zaten erkeklerin elinde. Yani doğru. Şimdi bu sektör zaten bakarsanız genel olarak erkeklerin yönetiminde olan bir sektör. Bu durumda sizin zaten genel olarak erkeklerle iş yapıyor olmanız ve görüşüyor olmanız çok doğal. Yani siz bugün bir reklam filmi için bir görüşmeye gideceğinizde sizin şirkette kadın varsa onu gönderin diyecek haliniz yok herhalde görüşmeye. Ben erkeklerle iş görüşmesi bir de... Öyle bir şey olabilir bunun, mi canım? Ben şey diye bakıyorum bakın yani dışarıdan bakan biri olarak dışarıdan bakabilmek de bir yeti bence. Yani televizyonda haftada 5 gün yayın yapan bunu 20 senedir yapan bir kadının artık zaten bu konularla çok da şey olmaması lazım. Evet bir annesiniz ama oğlunuzu ben de biliyorsunuz çok yakından çok. Tanıyorum. O da sana abi inanılmaz hayran ve aşık sağ, olduğu için. Teşekkürler. Yani o artık kimin oğlu olduğunu biliyor. Yani o bir yayıncı annesi ve bu işin getirisiyle götürüsü nedir? Her işin iyi ve kötü tarafları var. Sizin işinizin de böyle bir tarafı var. Bunu bilen bir çocuğunuz var. Bunu öyle yetiştirmişsiniz. Çok şükür. Keza babası şükür da öyle ki. Yetiştirmiş. Bu da çok önemli. O yüzden yani siz... Sabah 9, akşam 5 bir işe girseydiniz mutlu mu olacaktınız? Hayır. Siz busunuz, sahneye çıkıyorsunuz, sahne insanısınız. Başınıza böyle şeyler gelecek doğal. Tabii ki üzülmek de, üzülmemek zaten sizi taş kalpli yapar. Ama bir de bakarsanız sizin kadın arkadaşınız zaten olamaz Seda Hanım. Olamaz. Yani bunu kabul edeceksiniz. Yok buna... be, kadın arkadaşlarım da var. Zor mu? Tartışılır. Yani günün sonunda bakarsanız bir muhasebe yaptığınız zaman onu tartışırız sizle uzun uzun. Çünkü muhakkak
yaptığınız, sahip olduğunuz bir şey birinin damarına, ucuna basar. Yani bu doğal bir olaydır. O yüzden bence çok takılmayın. Yani bugün ben inanın 34 yaşındayım ve kızım daha çok küçük ama çok küçük. İnanın takılmıyorum. Neden takılmıyorum biliyor musunuz? Siz bu hayatı seçtiniz. Daha belki doğmadan seçtiniz bu hayatı. Ben Seda Sayan olarak bu hayata geleceğim dediniz. Ve siz Seda Sayan olarak bunları yaşamak durumundasınız. Öyle bakın. Ben öyle bakıyorum. Öyle bakıyorum. Doğru. Ama yine de insan etrafındakiler adına üzülüyor. Yani bir gün bunu hatırlatacağım sana. Kızın daha çok küçük. Bir gün böyle bir yeter artık diyecek çünkü o gazeteler, televizyondaki o gereksiz, yanlış haberler bir gün onu üzecek. Okuldaki çocuklar, okul sırasında çocukların birbirine ne kadar acımasız olduğunu ve onunla mıymış, bununla mıymış gibi bir sürü şeylerin ne kadar konuşulduğunu, gündeme geldiğini göreceksin ve ne kadar haklıymışsın diyeceksin. Ama Seda Hanım, geçen gün bakın şimdi benim kızım daha kreşe gidiyor biliyorsunuz ve bir anaokuluna şimdi giderek zaten okuma yaşı düşüyor ya. Şimdi okula verdim deyince herkes çok tuhaf bakıyor. 2 yaşında değil mi daha senin kızın? Anaokuluna sokabilmek için bir okulun müdüresiyle görüşmeye gittim ve girişte orada başka bir ebeveynle böyle bir sohbet imkanımız oldu. Şöyledir böyledir, inanın bu yaşadığınız her şey sadece ekranlara çıkmayarak farklı versiyonlarını artık bütün anne babalar yaşıyorlar. Bugün bakarsanız bütün ailelerde bazı sıkıntılar yaşanıyor çünkü dönem giderek ona doğru gitmeye başladı. O yüzden insanlar gerçekten çok böyle bakmıyorlar. Ben öyle inanıyorum ve gerçekten... Ya da ben mi çok üzerinde duruyorum? Siz üzerinde duruyorsunuz. Sizin söylediğiniz bir şey çok ben doğru. Öyle, bana çocuklar mı öyle? Dünyasında çok acımasız, çok acımasız bir şey var. Yani çocuk öyle bir savunma mekanizması da olmadığı için hani durumu değerlendiremediği ve durumun doğrusunu anlatma yetisi olmadığı için karşıdan gelen bütün o acımasız saldırılara maruz kalıyor. Tabii. Size karşı bir varyansında bulunma özgürlüğü de yok. Annesiniz yani. Tabii. Ne kadar ve onu ne kadar sevdiğimi, koruduğumu biliyorsa bile çocuk. Biliyor işte ama çok çok zor hayatlar bunlar. Gerçekten çok zor hayatlar. Yani getirisi olduğu kadar götürüsü de oluyor. Tabii ki. Maalesef ki hepimizin yaşadığı bir şey bu. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ben düşünüyorum tabii yani. Ortalama bir ailenin ne oldu? Sen evlenmek için bir ev aldınız. Ya yok, o çok saçma bir haberdir ya. Yani o evin ben şimdi çok kibirli olacak ama parasını böyle götürüp verdim. Sonra da ertesi gün tapuyu verdiler yani öyle. Bir hayatımda borçla hiçbir şey almadım. Arabamı da gittim, parasını verdim, aldım. Şey, bizim mesleği biliyorsunuz yani. Benim gibisin sen. Evet, ben biriktiririm. Ben de para peşin. Yoksa oturayım kardeşim. Aynen öyleyim. Param peki, varsa... Doğru muydu ama Asuman Kurauzel'e... Ya üstünden 4 yıl geçmiş bir hikaye bu. Asuman çok iyi bir kızdır bir kere. Çok aslan bir insandır ama bizim o arkadaşlığımızın bitiş evresinde ya da ondan evvel sonra falan benim hiçbir borcum, hayatımda hiç kimseye borcum olmadı benim. Hayatımda kredi kartı bile kullanmıyor. Ama aldın gerçekten? Yok canım. Annem, niye böyle bir haber abi, annem o sitenin hayranıydı. Bir gün beni yedi böyle, oradan da ev alsak güzel olacak Önder, çok oyuncak gibi falan yavrum falan. Bir gün de bir anneme şey dedim, ya anne yeter dedim, ne çok sevdin o siteyi, Allah Allah dedim yani. Çekmeköy yani, ben Bağdat Caddesi'nde arkadaşlarım. Peki dedi, ben o gün annemi üzdüğüme inanıp... Ulan peki bunun Asuman'la alakası ne hayatım? Bileyim, bunu abi ilk defa burada açıkla o zaman. Ya açıklanacak bir şey yok, hiç ilgisi ama bütün bile. Her yerde... Annemin hatırı için aldım o evi, şimdi afiyetle oturuyorum, bahçeli mahçeli güzel. Öyle oturuyorum. Evlenecek miydiniz? Evlilik kararı almış mıydınız? Hayır efendim, evlilik kararı falan almamıştık ama iyi bir arkadaşlık. Bana bak yani. Yalan konuşma, buradan üstüne uçarım görürsün gündü. Niye? Doğruları anlat. Kur'an çarpsın, doğruyu söylüyorum. Hayatımı kararttı dedin mi Asuman Kural? Ya gerçekten at o elindekileri. Hepsini at. At. Çöp mü bunlar? Çöp onlar abi. Hepsi yalan mı? Ya ben o çiğnikte bir adam olabilir miyim ya? Ben... Bir dönem hani yoldaşım olmuş insan için öyle bir şey söyleyebilir miyim? O çiğlik bizim aldığımız terbiyede o yok yani, olabilir mi? Bence de budur. Bir adam... Yani senin bana gösterdiğin beğeni vardı ya, hani sen iyi bir çocuksun. Evet, hani, aynen o takdirde bulunduğun bir adam sence böyle bir şey, böyle bir işte dangalaklık yapabilir onun mi? İçin soruyorum bunları. At hepsini, benim at. Gibi herkes okudu ya, bu haberleri. Olur mu ya? Birinde işte... Asuman benim yamuklumdu. Gerçekten kapat, boş ver vallahi. Asuman yüzünden güzel çenene yazık borca yani. Girdim. Ay. Ama bak ne güzel işte, bunu anlatma platformuna evet. Sahipsin o şu an. O zaman söyleyelim yani. Asuman Kurauz hayatımı kararttı. Borç altına girdim. Evlenecektik. Bana kazık attı.
Onların hepsi... Bunlar senin sözlerin değil mi? Ya ben öyle şey söyler miyim ya Seda? Yani aferin, söyleme olayım. Zaten. Hiçbir erkek de söylemesin değil mi? Söyler mi ne adam olan adam yani? O... İster evlilikten boşanın ayrılığını, ayrıca ister birine, birine yapacağı maksimum kötülük ev aldırmak mı? Yani o evde yaşıyorum ben ve yani bir tek... Eğer düşün... öyle düşünürse kadının faydası olmuş. Ya evet. Bir evim var bak. Evet, yani var, değil mi? Evet. Ben de böyle şeylere inanmak istemiyorum ama senin ağzından çıktığı ve ben... Abi bak Bağdat Caddesi'nde bir restoranımız için... da var mesela bizim, iyi bir mantıcı. Orayı da mesela böyle biriktirip biriktirip verdik. Araba beğendik, biriktirdik biriktirdik aldık. Evi gördük, biriktirdik biriktirdik. Yani bundan ziyade bir durum olamaz. Çünkü bir bizim mesleklerde biliyorsun bir para akışında her an böyle bir şey vardır ya, bir korku. Evet. Diğerleri borç altına girerler. Biz de o borç sürecini biriktirerek yaşarız. Sonra da alırız yani. Film yaparız. Oradan gelenle alırız yani. Sorun yok. Yani böyle bir sanki bazı şeyleri yapmış da bunların da bilincine varmış. Aile olarak da mesela ailem de, biz Almanya'da doğduk büyüdük. Ailemin durumu gayet iyidir benim. Almanya'da hatta çok iyidir oldun? Tabii. Yani benim öyle borcum olsa benim annem hemen kapar. Neresinde yavrum? Stuttgart. Heidenheim. Annem çok beğendi Stuttgart'ı. Öyle mi? Bir sürü konserlere gittim Almanya'da. Bir tek çok orayı seviyorum beğendim. Ben Almanya'yı. Çok beğendi Stuttgart. Bize çok büyük iyiliği oldu o ülkenin. Yani, ne gibi iyiliği? Bize bir hayat armağan etti. Ben ve 3 abime. 4 erkek kardeşiz biz. Biz bayağı böyle şıkır şıkır büyüdük yani. Almanya olmaz. Ama Almanya'ya da bizden aldı alacağını. Mesela babam ciddi rahatsızlıklar yaşadı. Çünkü Almanya'da mı hasta eder? Yani hastalanma olasılığınızın yüksek olan meslek dallarında çalışır bizimkiler. Hı. Ve şeydir yani. Adamın pestilini çıkarır. Biraz da akıllıysan sıkarsan orada kendini. Burada çocuklarına, evlatlarına iyi bir hayat armağan edersin ama sen ne kadar hepiniz hayat döndünüz yaşarsın. Mü? Var mı hala Almanya'da olan? Ben 5 yaşındaydım. İşte hep beraber. Peki orada da bu kabiliyetlerin... Benim bir kabiliyetim falan yok. Hala şey ben yaparım. Ben çok yani beğeniyorum benden... ama ya olabilir ama buluyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi bak. Çok doğalsın hayatım. Bak, şimdi bu hiç önemli. Bu işi yapmasaydın. Bu işi hiç yapmasaydın. Hiç televizyona çıkmamış bir kadın olsaydın. Ve bize böyle bir arkadaş sohbetinde bütün bu konuşmaları yapsaydın şey derdik. Ne konuşuyor bu iri iri? Ne zannediyor? Ne diye ki bu şimdi? Size o güç verildikten sonra artık siz beğenilir insan olarak kabul görmeye başlarsınız. Bizim meslekte de o iş. Ben şimdi... Ama oyuncu olmak için bir okula gittim. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Yani ben mesela Deniz de bilir ki eğer Deniz'le içeride oturuyorsak orada da öyle bir kadınım. Ben tamam buyum. İşte. Ben hayır böyle hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Siz, anlayamadım orayı. Siz zaten beğenilecek şeyler söylüyorsunuz ya. Artık bu ışıkların altındaysanız sizdeki bu yetenek fark edilir. Ama bu şans verilmeseydi, bu mesleği hiç yapmasaydınız, diyeceklerdi ki konuşuyor da konuşuyor. Anlatıp duracaktık. Yani ben yani kalktım, şans mı verildi sana? Şans verildi tabii. Hepimizin yüzüne şans güldü ve ben oyuncu olmak için hiç de o gün aklıma geldi. Oyuncu mu olsam yani acaba? Mesela Almanya'da işte böyle bir şey var mıydı aklında? Yok. Ya da ama mesela ilkokul, ortaokul, lise hayatım şöyle geçmiştir. İyi bir öğrenci değildim. En arkada köşede otururdum. Hoca bir şey anlatırken sürekli şaka yapar, sınıftan reaksiyon alır. Sonra onların arkasına gömülürdüm. Sonra da çıktık işte, abi Allah yardım ediyor. Ama ya, ben sende bir bozulmamışlık da görüyorum. Yok ya, böyle o da çok şey bir tabir yoksa olur ya. Yoksa yanıltıyorsan da çok güzel bir şey. Yok, onu da yapamam yani, ama. Benim gibi kadına bir kimlik, bu hissi verdiysen. Şimdi ben sizle programdan evvel odada da sohbet ettim evet. Ya. Mesela siz hep aynısınız. Tamam mı? Ben kimlik almayı bilmiyorum. Mesela bazıları var. Ne demek o? Hangi anlamda? Ya şimdi adını söyleyemeyeceğim ama... Böyle hani tahmin ettiğim insanlar var mesela. Normalde daha acımasız ve daha ters olup da ekranlarda daha güleç davranan falan böyle. Hani şöyleler var ya mesela. Sevgili seyirciler yine bir işler acısı peki, dram bir şey falan. Sonra kestik deyince böyle nerede kaldı kahvem gerizekalı falan ne var. Filmlerde de vardır işlerler peki, öyle şey söyleyeceğim. Programa girmeden önce odama geldin. Zaten sana bayılıyorum. Çok da seviyorum. Ben kimin de sizi düşündüğü çok seviyorum. De umurumda değil. Evet. Çok da başarılı buluyorum seni. Çok, Allah çünkü, razı olsun. Bak büyük ne bu biliyor musun? Bunu. Başarılı bulmamın nedeni ne? İşte senin biraz önce benim için söylediğin. Dedin ki odada nasılsan burada da aynısın. Sen de çok enteresan bir samimiyet var. Yok yani ben... İşte dedim ya yani kimlik almayı bilmediğim için ben yalan da tamam mesela. Yalan atayım hemen kulaklarım kıpkırmızı olur ve bunu yıllardır sorarım kendime. Lan oğlum
o kadar hani eğitimini aldın, atsana yani falan. Ama atamam. Başka bununla bu aynı şey değil. E siz de gerçeksiniz. Gerçek olduğunuz için ne bileyim ülkenin en güvenilir kadını seçildiniz. İşte gerçek olmak. Siz bak ne? Bu en doğrusu bu. Gerçek olmak. Kesinlikle. Kendin olmak. Evet. Bu çok, gerçekten çok önemli. Peki devam edeceğiz. Teksen Çamlıbel hocamın özellikle hanımlar bugün ekran başına vereceği çok tavsiyeler var. Ve Deniz'imle konuşacağız. Ayşe ile ilgili konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar. Çok güzel değil mi? Görüyorsunuz. Halılara bile nakşedildim hayatım. Ne kadınım be. Hürrem'e bile nasip olmamıştır. Kesinlikle haklısınız. Güzel resim. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel değil mi? Elazığ'da konserdeydik birkaç hafta önce. Atikeler Güzellik Merkezi götürdü, organizasyonu yaptı. Teşekkür ediyorum onlara. 2600'e yakın Elazığlı hanımefendi vardı. Sırf kadın. Nasıl seviyorlar beni hocam, görüyorsun değil mi? Allah eksikliklerini göstermesin. Elazığ'ın yarısını hersine. Evet, hep kadın, bütün kadınlar. Mustafa Kemal Atikeler beyefendi, Nermin Atikeler çok teşekkür ediyorum ve Nurçin Karataş teşekkür ediyorum ve Ramazan Karataş çok teşekkür ediyorum size. Hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Nasıl? Burası sevdiniz mi? Çıkın çıkın gelin kız. Çok iyi valla, hep gelin. Çıkın çıkın gelin bacım. Çok ne yaptı? Elazığ konuşuyor mu bize o konserden nasıl sonra? Konuşuyor? Hem ya, nasıl konuşuyor? Ya memnun kaldılar mı? Çok memnun kaldılar. Kokulu bir öpücük istiyor bütün bir tek bayanlar. Şeyden şikayetçilerdi. Hepsi tek tek resim çektirmek istiyordu. Evet. Bir türlü olmadı. Tek tek. 2600 karı ve ben düşün. 2600 de 100 felci olur insan. Elimden geldiğince öpmeye çalıştım ama canım benim. Hepsine kokulu burada. Ah benim bu kokulu öpücüklerim de Okan Bayülgen çok güzel taklidimi yapıyor. Kokulu ne demek diyor ya. Biz kokulu... evet medya kralında bakıyoruz bu programa. Değil mi? Okan abi. Ama kokulu ne demek biliyor musun? Anlatayım da bunu lütfen anlat. Şimdi gidip anlatacağım. Mesaj da veriyorsun aslında. Mis kokun demek istiyorsun. Yani sizi mis gibi öpüyorum. Mis gibi de kokun. Demek o. Aa, çok güzel. Tatlısın ya. Evet. Güzel anlatmadım mı? Ben de böyle mal mal dinliyorum. Mis diyor, mis. Sen beni beğeniyorsun bir galiba böyle bir bilinçaltında. İşte kardeşim demesen güzel olur Seda. Kardeşim sen yine arkadaşım de. Uzak dur, ezikledin beni diyorsun, uzak dur. Peki Elazığ'a teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum, sağ olsunlar bu güzel resim içinde. Çok teşekkür ediyorum bu halı içinde. Evet Teksen hocam. Nedir bu hanımların derdi? Doğurmak, doğurmak. Beni artık her yerde yakalıyorlar. Size ulaşmak istiyoruz diyorlar. Ben de elimden geldiğince Allah sizin eksikliğinizi göstermesin. Size sağ paslıyorum, gönderiyorum. Sağ ol, biliyorum. Ama işte en son havaalanında Elazığ'a giderken Stelio ile ben... ne oluyorsunuz be sus. Ne kadar yavaş geniş kalın. Geziyor bu ya. Haksız mıyım? Allah Allah. Alayım mı onu? Alayım tamam oldu alayım. Ya stüdyo şefi Seda Sayan'dan çok sesi çıkıyor. Çıkıyor evet. Kızım döveceğim bak. Malları indirdim mi kamyon? Evet, en son Stelio'yla Elazığ'a giderken havaalanında oturuyorduk. Kahvaltı ediyorduk ve orada hizmet gören bir hanımefendi, orta yaşlı bir hanımefendi geldi. Dedi ki ben dedi seni dedi, beni gören herkes öyle ya sanki ailesinden biri. Sen neredesin, ne vefasızsın, aramıyorsun der gibi. Sen dedi ne zamandır aramaya ulaşmaya çalışıyorum. Bak aha dedi, bir gün biliyordum dedi burada çıkacağını karşıma dedi. Konuşuyoruz, bırakmadık ki yumurtamı yiyeyim. Neyse dinliyorum bir taraftan da. Çünkü dur ben yeni uyandım. Bir de erken ilk uçak biliyorsunuz. Yumurtamı yiyeyim be kadın da diyemiyorsun desen hiç televizyonda göründüğün gibi değilsin. Bunun beş evet, karışmada da evet. Diyecek. İlk laf o değil mi? İlk laf o. Hiç öyle durmuyor ama televizyonda. Bir de ben mesela bir şeye kafam takık olabilir. Ne bileyim kocanla evet, kavga olsundur, sevgilinle kavga olsundur. Ne bileyim annene kırgınsındır. Bir yerdesin böyle. Seda amca efendim. Ne öyle efendim? Evet. Hiç televizyonda durduğun gibi değilsin. böyle mi diyeceğim efendim canım? Efendim evet. Yavrum. Evet. Evet. Bunu bekliyoruz anlamadım ki. Bana da şey diyorlar böyle. Ne oğlum yüzün asık sen hiç sen. Ne yapayım lan diyorum yani ne yapayım. Nasıl, yani? Nasıl ne diyorlar söylesene. Ya benim arkadaşlarım şimdi mesaj falan atıyor. Kardeşim ne haber ben diyor Bostancı'dan hatırladım falan. Hiç hatırlamıyorum. Bir buçuk dakika sonra ikinci mesaj. Ne o iki filmde oynadın havalara mı girdin? Unutma bir gün düşersen işte al, tövbe, sen tövbe. De bizi falan. Ya ne gereği var böyle şeylere? Evet. Yani insanlar sürekli şey bekliyorlar böyle. Sizin durumunuz tabii çok daha ağır yani. Tabii ya da mesela çok seviyorum taksi şoförlerini. Taksiye binmeyi çok seviyorum. Hangi ara çeviriyorsun da karını veriyorsun be kardeşim?
Şaka bak yapıyorsun. Belki ben o anda bir şey düşünüyorum ya da bir yere gideceğim. Kafamdan mesela belki bir toplantıya yetişeceğim. Çok severim taksiye binmeyi çünkü çok da güzel malzeme. Şu bile anlattığım bile malzeme. Mesela kafamdan gideceğim bunları söyleyeceğim düşünürsün. Tak diye bir telefon uzatılıyor. Karısına da bak kimi veriyorum diyor. Şimdi ben bir merhaba Seda sen mi? Hangi Seda? kapat işim var bak şimdi. Bak şimdi ben öteki söyleyeceklerimi de unutmayayım diyorum. Öteki tarafta da başka bir şey söyleyeceğim. Dur diyorum buradaki buna da dikkat et. Gitti kafamdan hepsi uçtu. Benim Seda Sayan nasılsınız diyorum. İyiyim gelmiyor karşıdan. Yapma ya. Bak bekliyorum. Canım diyorum. O şok ama. Hangi Seda? Bir daha. Ya benim diyorum Seda sen. Hani sabahki mi? Yok akşam. Be kadın. Merhaba be kadın. Yani bununla da çok sık karşılaşıyorum. Neyse kahvaltımı ederken o oradaki hanımefendi geldi. Dedi ki ben seni nereye arıyordum dedi. Neredesin be ama ben nereye biliyordum bir gün karşıma çıkacağım seni dedi. Ay canım benim diyorum. Bütün böyle sabah sabah güzel uyanırım Allah'tan ki gülümsememle. Dedi ki benim dedi kardeşim dedi çocuğu olmuyor dedi. Dedim ki kardeşin erkek mi kadın mı? Hani olmayan hangi taraf? Erkek dedi. Dedim ama o zor. Hocam özür diliyorum. Biraz dedim zor. Ama dedi kadın dedi olur diyorlar dedi. Tamam dedim o zaman sen dedim bana telefonlarını yaz ben seni aratacağım. Ve sizin adınızı verdim affınıza sığınarak. Ben dedim tek sen hocama paslayacağım. Tamam dedim. Biraz dedi yaşı dedi ileri dedi. Kaç dedim yani 38 40 ne? 43 dedi. Olabilir dedim hani. Sonra bir döndü dolandı. 48'miş dedi. Ya bu yaştan sonra doğursa ne olur, doğmasa ne olur be dedim. 48 yaşından sonra dedim. Ama tabii espri ile söyledim bunu kırmamak için de dikkat ederek. Bazen bir espri de yapayım derken inanılmaz karşınızdakini kırabiliyorsunuz. Oysa ki ben böyle demek istemedim. Bunu anlatana kadar da göbeğin çatlıyor. 48 yaşındaki gerçekten bir kadın hala anne olabilir mi doğal yollardan yani tüp bebek usulüyle mi yoksa ne bileyim başka türlü mü yumurta nakli mi lazım? Yani %1'in altında bir şansı var. İşte kendi yumurtasıyla. Ama tabii hani Allah'tan umut kesilmez diye yine de gelenler olduğu zaman hormonları falan iyiyse adetini falan görüyorsa çalışma yapılabilir ama tabii ona çok güvenmemek lazım. Biz Seda Hanım bu işte sağlık işte neşe diye bir program başladık Deniz Hanım'la. Evet. Anons ettiniz zaten. Lütfen izleyin. Her cumartesi pazar sabah 9.15'te Beyaz TV ekranlarında izleyebilirsiniz Deniz Akkaya'yı ve değerli hocam Teksten Çamlıbeli. Amacımız da bilimsel mesajlar vermek. Yani sağlık programları biliyorsunuz çok sayıda ve tabii hepsini herkes elinden geleni yapıyor ama bizim özellikle amacımız hani bilimsel olmayan, gerçekle bağdaşmayan tarz bilgileri vermemek, insanlara ne gereksiz umut vermek ya da umutlarını kırmak. Hakikaten biz de biliyorsak onları şeffaf olarak aktarmak. Örneğin bu bebek işinde de öyle. Hep söylüyoruz tüp bebeğe güvenip de sakın bebek sahibi olma arzunuzu ertelemeyin. İşte bankada müdür de olayım ondan sonra bir de işte bir üst tarafa geçeyim ondan sonra 43'ünde çocuk doğurayım demeyin. Çünkü tüp bebek bir mucize değil. Sizin yumurtanıza bakıyoruz yine. O varsa tüp bebek oluyor. Yoksa olmuyor ve yumurta giderek azalıyor. Bunu hep söylüyoruz. Peki ne zaman olalım diyorlar. Şöyle benim kaba bir formülüm var. Annenizin menopoz yaşını sorun. Ondan -10 deyin. O yaşa kadar bu işi bitirin. Kaba bir hesap bu ama genelde çok uygun bir hesaptır. Güzel. Yani işte 45'ine girmiş saniyeniz demek ki 35'e kadar siz bir şekilde hamile kalmanız lazım mümkünse. 48'e girmişse 38. Tabii ki bunun hormonları falan da var. Zaman zaman bize gelip baktırmalarını istiyoruz. Ama hiç kimse hani dediğim gibi bir mucize tüp bebek ne olacak ya işte 63'ünde Almanya'da geniyle doğurdu gibi hani şeyleri okuması onlar hep çünkü yumurta nakliyle yapılan gebelikler. Biz kendi yumurtasından bahsediyoruz ve Türkiye'de bir tek bunu yapıyoruz. Kendi yumurtası tabii. Evet. Kendi yumurtasıyla ve kendi işte eşinin spermleriyle olan yani bizim Türkiye'mizde dinen caiz olan Teksen hocamın söylediği ve resmi de olan bu. Benim biraz önce söylediğim yani bu yaştan sonra ille de çocuk diyorsa bizim memleketimizde hem yasak hem de caiz değil ama en yakın Kıbrıs'ta yumurta nakliyle yaşı ilerlemiş kadında. Bunu da unutmamam lazım. Aman dedim 48 yaşındayım ama dedi regl oluyor dedi. Yani kadının ay hali devam ediyor.
Bu bir avantaj mıdır? 48 yaşındaki kadının regl oluyor demesi aynı zamanda tüp bebek usulüyle, yöntemiyle hamile kalır anlamına gelir mi bu? Şimdi 48 yaşında hiç adet de olmuyorsa tabii bu hakikaten bir menopoz demek. Tabii ki onlar adet... çünkü bunu bir şey olarak görüyorlar. Baktım böyle ki, bir ağzını dolduruyor. 48 yaşında diyor ama dedi. Regl oluyor dedi. Ha iyi ben de bir şey demiyorum tabii. Dediğim de kadının ümit dünyası hayatım. Adet olmak da tabii bir tuzak. Onu da hep söylüyor. Şimdi diyorum ki mesela 38-40 yaşında anneniz 50'deyse bitirin. Hasta diyor ki ben 41 yaşında tıkır tıkır adet oluyorum. Bir bakıyorsunuz ama yumurtalı son derece azalmış, hormonla son derece bozulmuş. Ama yine otomatik pilot adet oluyor. Yani adet olmak bir garanti değil bu konuda kesinlikle. Evet. Bir de şunu söyleyeyim artık. Düzensiz adet 22 yaşında da olsa, 32 yaşında da olsa bazen erken menopozun ipucu olabiliyor. Ve biz olabiliyor. Hekimler olarak da artık 10-15 sene önceki kadar basit diye görmüyoruz düzensiz adeti. Çok daha ciddiye alıyoruz. Buradan da bir mesaj verelim. Hakikaten adetleriniz düzensiz ise mutlaka gelip bir yumurta sayımı, bir hormon testi yapıp ne oluyor bana? Hakikaten ciddi bir sorunum var. Yoksa hani kafam bozuk, adetim gecikti gibi mi oluyor? O da oluyor çünkü. Ama mutlaka öbürüne düşünmeleri lazım. Adet düzensiz deyip geçmemek lazım. Peki hocam özellikle bana hep tüp bebekle ilgili ricalar geldiği için, başvurular geldiği için biraz bu konuya ağırlık vermek istiyorum. Evet. Bir kadına en fazla ne kadar tüp bebek uygulaması yapılabilir? Yani kaç kere bu kadın bunu yaptırabilir? Benim rekorum 19. Aynı kişide. Evet. 19. da kaldı mı? Burada da bir tane izleyicimiz kızım var. Kızım işte biraz bak önce peşini bırakmayın anam. Devam edin. Evet, burada bir tane 9. gebe kan hanım var biraz önce yanıma oturan. O da 9. da gebe. 9 değil mi? Vallahi evet. Doğru. Yani bir oluyor, şey hakikaten. Evet. 19 bakın Teksten hocam diyor ki 19 rekorum var 19. da hamile kaldı. Büyük peki sabır. Kadına zararı var mı? Kadınlar korkuyorlar da aynı zamanda. Yani bu kadar tüp bebek uygulamasının hani ileride ne bileyim çocuk sahibi olacağım derken benim bedenimi açtığı zararlar neler? Şimdi ilk tüp bebek tabii 78 yılında doğdu ve yaklaşık 33 sene hatta onun da çocuğu oldu ilk tüp bebeğin. Hı. 33 yıldır çok iyi incelenmiş bir şey. Dünyada 2-3 milyon kadına uygulandı şu ana kadar. Ve tıbbi olarak ne meme kanserinde artış var, ne rahim kanserinde artış var, ne bir şeyde artış var. Hatta biz diyoruz ki çocuğu olmayan kişilerin meme kanseri ve rahim kanseri daha yüksektir biliyorsunuz. Veya yumurtalı kanseri. Evet. Biz onlara bebek vererek aslında o şansı azaltıyoruz da. Yani bu kadınlar hiçbir tedavi yapılmayıp bu 3 milyon kadın çocuksuz kalsaydı çok daha fazla kanser olacak. Oysa ki tüp bebek işte bu kadar fazla denemesi olan insanların meme kanseri riski altında olduğu söylenir. Hayır hiç öyle bir şey yok. Bunun böyle bir kanıta şey. Dayanacağız tıpta. Biz de hep onu vurguluyoruz sabah programımızda Deniz Hanım'a. Yani bir kanıt olması lazım. Öyle bir kanıt yok. Tam tersine kanıt var. Yani bir fark olmadığı yönde kanıt var. Onun için herkes rahat etsin. Bir tek şöyle bir küçük bir grup var. Yumurtalık kanserinin belli bir cinsi var. Sınırda kanser diyoruz ona. O da pek ciddi bir şey değil ama onda çok hafif bir artış oluyor. Onun için kişi deneyip sonra çocuğu olmaz ise bir veya iki sene doğum kontrolü kullandırıyoruz. O da o riski normal topluma kadar düşürüyor. Dolayısıyla öyle bir riskte kalmıyor. Herkes rahatlıkla kullanabilir. Peki erkeğin sperm sayısının düşüklüğü ya da hiç spermi olmayan erkek ya da spermi tamamen ölü. O da çocuk sahibi olabilir mi? Şimdi sperm sayımının düşüklüğü tabii artık tüp bebekte zaten en sık gebe bıraktığımız grup diyebilirim. Yani erkeklerin gerçekten büyük çoğunda sperm sıkıntısı var bize gelenlerin. Spermin az olmasının pek bir önemi yok. Şekil bozukluğunun pek bir önemi yok. Ölü olmasının pek bir önemi yok. Hı. Bir tek dert bizde hani yine sıfır hücresi varsa, yumurtalığından bir örnek alıyoruz erkeğin, orada da sıfır hücre varsa ve çok özel bir takım hani tıbbi hastalıkları yoksa onlarda şu an bir ümit yok. Onlar kök hücre tedavilerini beklemek durumunda gelecek için inşallah. Bekleyecekler. Evet, çok yani. Uzağımızda mı bu? Çok uzakta gibi görünmüyor. Sperm biraz daha basit bir yaratık yumurtadan. Onun için önce sperm üretilecek. Şu an hayvanlarda başarılı denemeler yapılıyor. Biz erkekler zaten daha simple yaratıklarız. Bir gün bizim memleketimizde... Hanımlar zaten. Ben ölümüne simple'ım hocam. Değişik sinapslar. Sevgili hocam size göre siz tabii çok dünyaca böyle şeylere katılıyorsunuz, konferanslara gidiyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bir gün bizim memleketimizde de bu sperm bankaları falan olur mu acaba? Yani bizde de hiç aklınız alıyor mu? Olabilir mi? Sperm bankası yapmak hani millet gidip oradan satın alıyor ya. Sperm bankası kurmak da bir teknolojik olarak her zaman yapılabilecek bir şey. Hmm. Ama buna hani yasa koyucunun izin vermesi lazım. Hmm. Olmalı mı sizce? Ben hep merak ediyorum da bunu. Ya bence olmamalı. Çocuk sahibi olmak... Bana göre, benim fikrimi sorarsanız olmamalı. Çocuk sahibi olmak büyük bir içgüdü tabii. Yani insanların da bir üreme hakkı var. Lazım ki hepsi o hakkı koymak lazım. Öbür tarafta bu tarz olaylarda
yoldan sapmaların getirebileceği işte değişik ticari yanlış hareketler falan olması lazım. Güzel bir denetim tabii ki mutlaka şart bunlar. Ben yaptım diye olmuyor. Ben şeye de inanmıyorum. Yani sperm bankasından çocuk sahibi olan arkadaşlarımız var ama ben inanmıyorum onların sperm bankasından aldıklarına. Yani onlar kesin yasaklı bir yerlerden bir çocuk sahibi oldular. Ay gittim oradan sperm bankasına koydum. Bu kolay geliyor değil mi? Sanki öyle gibi bir geliyor. Bir de marjinal bir tavır ya. Bunu kendi PR'ları için kullanabiliyor insanlar artık. Delirme noktasına ama geldiği için. Ama PR o çocuk büyüdükçe ne olacak? Yani sperm bankası... Tamam, yani ben burada bir dedikoduyu çocuğum nasıl göğüsleyecek diye düşünürken evet. Yani ay aramızda ilişki ama var mı yok mu artık... Ben bunun hesabını çocuğuma nasıl anlatacağım derken ya ben çocuğumdan önce tamam sütten ak kaşık sütten çıkmış ak kaşık değildim ama çocuğumdan sonram var canım Allah Allah her şeyi bir tarafa bıraktım artık daha düzgün daha çocuğuma hesabını verebileceğim durumlar içerisinde olmaya gayret ettim. Dolayısıyla yani hadi canım sen de artık bu yaşa gelmişsin bu kadar yıldır karşımızdasın bizimlesin hayatımızın içindesin sen de mi hesap veriyorsun? Evet ben de hesap veriyorum. İki tane erkek kardeşim var aslan gibi. Bir evladım var. Ben de onlara hesap veriyorum. Olur mu böyle saçma şey? Yani doğru, yaşın haklısınız. Ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun. Ben bunu bile arkadaş mıyız değil miyiz? Bunu bile nasıl acaba derimi düşünürken çocuk küçükken tamam. Biraz önce denizciğime bile yani arkadaşınla sevgilin yazacaklar ve sen bunu Ayşe'ye bir gün gelecek zor anlatacaksın ve üzüleceksin dediğimde. Düşünsene bunu ya. Ama Seda Hanım onu marjinallik için tahmin ediyorum onu Teksen Bey daha iyi bilir ama böyle bir işlem yapıldığı zaman tahmin ediyorum bir belge almak alınır değil mi hocam yani sperm bankasından çocuk sahibi olmadığı zaman. Belki düşünsene kağıt gösterecek senin baban bu. Ben size bir şey söyleyeyim. Düşünsene öyle değil mi ama ya? Önder. Diyeceksin ki sen büyüdün mesela hayır, bana geleceksin. Ya da sperm anne. Bankasının şöyle taksitlerini ödemiyor mu? Çocuğa haciz geliyormuş. Ne geliyormuş bunu bir daha. Haciz. Şimdi şöyle bir durum şimdi var. Şimdi sen büyüdün bir saniye bunu istiyorum. Ne büyüdün ben sperm bankasından mı alındın? Ne biçim lafı sen büyüdün? Hadi geldin sen büyüdün. Bana dedin ki anne. Anne mi oldun sen evet. Şimdi? Ya sen anne, de delirdin ne olduğumuza bir tane. Babam nerede? Ben de sana dedim ki böbürlenerek kasayı açtım. Yıllarca sakladığım ki al yavrum işte baban. Babama bak. Seda Hanım geçen sene bir... Buruşturur atarım. Geçen buyurun sene hocam. Bir yönetmelik çıktı. Evet. Biz hekimler olarak ve Türk vatandaşı olarak da sperm bankası, yumurta bankası, yumurta nakli, sperm nakli gibi konularda evet, hocam. Hizmet vermemiz, konuşmamız, bu bilgiyi hatta aktarmamız... Adres veya telefon gibi şeyler vermemiz dahi ciddi yasak. Şekilde yasaklandı. Onun için ben bu konuda susuyorum ama sizler konuşabilirsiniz. Ben devam ediyorum. Evet. Anne. Söyle babam şimdi. Ki... Anne büyüdün gel karşıma söyle. De ki anne. Ha, ciddi herkesin şey babası var. Okuldan almaya geliyorlar. Benim saçma babam, laf. Benim babam nerede? Ya sor. Anne herkesin babası var. Benim babam nerede? Kasaya saklamış olabilir misin? Nerede? Ben de çıkarıyorum diyorum ki yavrum. Ben de bir gün bunu soracağını bildiğim için al babanı printer'dan çıkardım. Bu belgeyi sana sakladım. Babam o mu? Bu. Yani burada Teksen Çamlıbel yazıyor. Habire gösteriyor üstadım. Babaya bak. Habire diyor. Hocam da diyor ki orada Teksen Çamlıbel yazıyor diyor. Büyük patladı. Hocam diyor ki habire beni gösterip duruyorsun diyor. Ne oluyor şimdi sen annemsin yani. O babam oğluna program yapıyor ben. O da önceki eşinden kızım. Önceki eşinden kızım. Öteki o benim ablam falan öyle tamam. Karmaşık bir aileyiz yani. Yani böyle bir marjinallik olur mu lafı buraya getireceğim. Marjinal olur, bir olur. Fikir yaparlar, diyorsun. Yaparlar. Yani hadi ben ya. Tabii var olma ihtirasının ben insanlarda... Ben çok eski kafalıyım belki de bilmiyorum. Yok eski kafalılık değil bu. Sizdeki ihtirasın ne olduğu ile ilgili. Bazısı hayal ettiğinden geri kalınca akıl almaz yollara başvurabiliyor bence. Yani bu ait olduğumuz... Ama sizin için öyle bir durum olmamış. Deniz Hanım mesela kendiyle ilgili bir şey vardı. Allah'ın bahşettiği yetenekler vardı. Bazısı bunları başaramayınca... İşi işte sperm bankası, işte sperm madesiz tasarruflar, sperm kredi kartları böyle devam ediyorlar yani. Bayağı. Ya Türk, ya
Yanlış bir yol tabii. Bence evlat edinmek de bence evlat sahibi olmanın güzide yollarından biri yani. En azından tabii, o çocuğa tabii. her bence baktığınızda kendinizde onur duyacak. Şey en güzel, en güzel o tabii. Çok doğru. Adını sanını bilmediğimiz bir adamın ne bileyim abi şimdi kanunlar çerçevesinde galiba şeymiş çocuk yarın bir gün öğrenmek istediğinde babasını artık sperm bankaları eski hakkı gibi var. İzleyemiyorlarmış yani açıklamak durumundalarmış. Ya bir kadın niye bu yola başvurur bilmiyorum. Ya bir kadın illa çocuk sahibi olmak istiyorsa onunla çocuk yapabileceği bir adam da bulabilir kendine. Yani ama bankalar falan bana çok en azından böyle, bellidir adam yani. Ya bugün çık sokağa. Alayımı sperm bankası yani hani anladın mı? Türkiye'de yani kimsenin birader ben sana sıkıntısı yok diyorsun. Ben sana hesap açamam diyeceğini düşünmüyorum. Yok öyle yok artık erkekler de dikkat ediyorlar. Hayatım ilişkilerinde aman ne? Doğru da başıma iş açılır mı açılır erkekler tabii de artık. Tabii kadının bu kim olduğuyla çok alakalı çünkü annelik çok acayip bir şey yani. Anne vasfını kime vereceğiz? Bağırsaydın. Vay adamı bitirmeye çalışıyorsun. Peki Teksen hocamla konuşacağım çok şey var. Türkiye'de bir ilk daha gerçekleştireceğiz. Teksen hocam canlı yayında bir Türk sanat müziği. Hocam korodasın. Aa bir tane. Hocam artık emek kurban olurum. Canım hocam. Hayır, reklamlardan sonra ne ses çıkacak buradan? Profesör Doktor Sayın'dan sonra. Teksen Şanlıbel hocam burada bir Türk sanat müziği eseri seslendirecek. Ama önce reklamlar. Türkiye'nin en kıymetli kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından biri o. Çok sevdiğimiz babam. Değerli Profesör Doktor Teksen Çamlıbel hocama şarkı söyleteceğiz. Allah Allah. Vallahi ne hocam korodasın. He? Şu koro ile ilgili bir konuşalım. Ne arıyorsun sen oralarda? İşte bu soru. Evet. Ne Türkiye'nin en değerli hocası Teksen Çamlıbel. Ne işin var ne yapıyorsun? Gerçek bu. Haddini bil gibi. Hakikaten de şey. Ne geziniyorsun oralarda? Sen korodun orada. Valla Bingür Sönmez hocama bakıyorum. Kaval çalıyor. Flüt çalıyor. Allah. Öbür hocamıza bakıyorum keman çalıyor. Siz ne oluyor? Ne yapmak istiyorsunuz anlamadım. Sevgili Kamran Akkor'un bir korosu var. Ah canım benim kulakları çınlasın. Evet. Bir şekilde işte yollarımız kesişti. Oraya katılmıştık. Ondan sonra bir gün dediler ki vallahi işte bir konser verelim artık. Haberi kendimize çalışıyoruz. Verelim ne olacak falan. Ben zannediyorum 3-5 kişi falan öyle kendimize konser vereceğiz. Ondan sonra nerede işte Tim'de iyi Tim'de olsun falan. Tim'de kendi aramızda. Bak, kendi aramızda. Baya 10 bin kişiye konser veriyorsunuz. Ben hala uyanamadım yani. Ondan sonra Wembley'e çıkın Wembley'e kendi aramızda. O gün biz 7'de geldik 3 kişi 5 kişi falan iyi güzel dedik. Sonra 7, 8, 9'daymış meğer konser. Gerçi bütün salon dol. Biz perdenin arkasında ne yapacağız bize ne olacak Allah Allah'ım falan diye böyle bir konser vermiştim. Ay ne güzel. Ben. Siz solist miydiniz hocam? Ben iki tane şarkı solist olarak söyledim artık koroya katıldım. Sevgili Müge Anlı da benleydi o da iki tane şarkıda o ayrıca söylemişti falan. Böyle bir güzel muhabbetimiz oldu. Buradan kendisine sevgilerimi saygılar. Ay ne güzel ya valla. Dinleyelim değil mi hocamızın sesini? Alkış ayol. Gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum kalmadı. Senle geçen günlerimin kıymetini özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin.
gittin ya, gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya, ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya, o gün inan yüzüm hiç gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini özledim teninin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Hocam ne yaptın ya? Hocam. Şahanesiniz. Vallahi. Muazzamsınız hocam. Hocam artık programa başlarken ben... evet. Mikrofonu falan atıyor. Bak görüyor musun? Star ışığı sardı dört bir yanını. Mikrofonu falan atıyor. Artık be. Programa başlarken ufak bir... Şarkıyı bence başarız. De deneyeceğim. Bundan sonra sabah açılışı hocamın o güzel sesiyle anons etti ki hocam gel bir şarkı söyle. Yapın böyle ya. Hocam hep merak beraber ediyorum. Koru gibi söyleyeyim. Siz doğum yaptırırken şarkı söylüyor musunuz? Çok severim şarkı sevdiğim. Doğumda tabii yapıyorlar hocalar. Sezeryen'de falan müziği koruruz ve böyle muhabbetli yaparız. Şarkı hakikaten söylüyor yapıyoruz. Musun mesela? Yani bir hastalıkta söylemiş hocam gece 3 böyle bir hani kestik dikiyoruz falan yani normal doğum falan. Siz bir tarafta My Way'i söylüyorsunuz ben ne oluyor diye hoca bir yerde. Çok güzel güzel. Deniz sen normal mi sezaryen mi epidural mi? Normal doğum yaptım ben. Normal doğum. Evet. Kendin mi istedin? Artık tercih etmiyorlar bozulmamak adına. Yani şöyle bence yani eğer mümkünse tabii buradan doğru da mesaj vermek adına eğer mümkünse tabii ki en doğalı herkesin yani senelerdir sistemler bu kadar ilerlememişken teknoloji bu kadar ilerlememişken sonuçta çocuklar doğuyordu bir şekilde üst üsteli doğuyordu. 10 çocuk 13 çocuk yapan kadınlar var. Yani kordonu taşıyla kesen kadınlar var. O yüzden eğer mümkünse olabiliyorsa sağlığı el veriyorsa tabii ki doğal yolla olması tahmin ediyorum en güzel olanı değil mi hocam? Ben de o görüşteyim tabii yani bir tek şunu diyorum genelde bu konuda kararı yine de kadına bırakabiliriz. Yani hani illaki benim mesela her şey normal değil. Olduğu halde ben sezaryen tercih ettim. O da bir tercihtir. Korkuyor musun dediler ki ben Allah'tan başka hiçbir şeyden hiç kimseden korkmayan kadınım. Korkuyla alakalı değildi bu. Ama şimdi mesela Deniz'e sorduğunuzda normal doğum yapmış bir anne olarak bir kadın olarak benimsiyor, önemsiyor ve tavsiye ediyor. Ben de sezaryenle doğum yapmış bir kadın ve bir anne olarak benimsiyorum, önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Nedir aramızdaki fark? Ben diyorum ki ay sezeryen yapın. Ne çocuk bozuluyor, eziliyor, mis gibi alınıyor oradan. Ne anne ne bileyim yani vallahi aynı duygularda değiliz. İyi ellerde, iyi hastanelerde doğurursanız önemli ikisi de hemen hemen eşit yani. Yani ne sezeryen daha kötü ne normal doğum daha kadına kötü. Kadına faydası açısından yani gerçekten söylenildiği gibi mi? İşte normal doğurursan şöyle olur da ya doğum doğumdur. Bana göre. Yanlış mı bakıyorum acaba? Normal doğumda tabii biraz daha yıpranma oluyor alt bölgede mutlaka. Hani gelecekte ona bağlı idrar kaçırmalar, kordon sarkması dediğimiz rahatsızlıklar daha sık rastlanıyor. Oysa ki sezaryanda, hiç böyle epiduralda. Peki bunların arasındaki farkı söyler misin hocam? Epidural var bir de son zamanlarda böyle bir moda haline geldi. Nedir epidural doğum? Yani artık modern tıpta hemen hemen genel anesteziyle sezaryen hiç yapmak istemiyoruz. Hep epidural yapmak istiyoruz. Son derece emniyetli, güvenli. Nasıl yapılıyor epidural? Mesela ne olduğunu bilmeyen var şu anda. Bebek bekleyenler. Bak epidural hocam da tavsiye etti. Ama ne bu? Bel kemiğin iki omurgası arasında incecik bir iğneyle gelip özel bir ilaç veriliyor. O omurilik suyu dediğimiz kısma girilmiyor. Ona spinal deniyor. Onunla biraz karıştırılır. Bu onun dışında da çok daha rahat bir yerde. Oradan bir ilaç veriliyor ve yavaş yavaş 5-10 dakikada bir uyuşma başlıyor. Tabii. Ve sezaryen olacaksanız da belli bir noktada duruyor zaten. Ve sezaryenizi yapıyorsunuz. Mis gibi. Doğumdan sonra da ona bir pompa takıyoruz. Hasta ağrısı olduğu zaman küçük küçük pompaya basıp onunla kendi ağrısının kontrolünü çok rahat bir şekilde yapıyor. Bu normal doğumda da böyle. Normal doğumda dozu biraz daha az veriyoruz. Dolayısıyla doğum engellenmiyor ama ağrı hissi çok azalıyor. Yani %80 falan ağrı gider. Ağrısız doğum dediğimiz doğum böyle gerçekleşir.
Onun için epidural biz çok seviyoruz ve çok sık hem normal doğumda hem sezende kullanıyoruz. Peki bir daha anne olmayı düşünüyor musun Deniz? Yani tabii bu tür çok hayati konularla ilgili düşünüyorum ya da düşünmüyorum cümlelerini kurmamayı öğretti hayat yani mesela bana. Mesela tek çocuk musun sen? Ben hayır, ablam var. Hı. Ama tek çocuk yapan insanlara da karşı değilim. Bu konuda açıklama yapan insanların çok üstüne gidildiğini düşünüyorum. Mesela şimdi ben kızım büyüdü. Yani büyüdü, 2 yaşını geçti. Artık mesela maşallah, dadısı yok. Dadı kullanmıyorum. Yani dadımız yok. Benimle birlikte her yere geliyor. Ay sen bir de çok güzel bakıyorsun. Teşekkür ya. Ederim sen. Şu sorunun cevabını alayım, sonra Deniz'le ilgili bir şey anlatacağım. Bir Ayşe ile ilgili. Her yere birlikte götürüyorum. Birlikte dirsek temasında olduğum bir pedagogum var. Çok da değerli bir insan kendisi. Çok değerli bir doktor. Onu her yere götürün. Her işinize dahil edin. Ona bir büyük bir birey gibi davranın. Sorumluluklar verin. Ya tabii ona vereceğiniz sorumluluklar ne olacak? Bazen işte torbalarını taşıtıyorsunuz. Kendi kıyafetlerini kendi giyiyor, çıkarıyor. Böyle ama dün mesela bir internet sitesine her ay düzenli yaptığımız bir çekimiz vardı. Mesela onu düzenli olarak götürüyorum. Orada bir sürü şey öğreniyor. Yani annesi orada çalışırken beklemeyi de öğreniyor. Bizlerle birlikte bence yemek yiyor. Şey. Ve o yüzden hayata katılımı daha kolay. O anlamda bilmiyorum. Hani şimdi sorarsanız sıfırdan tekrar aynı. Çünkü sıfır bebek bakmak, minik bebek bakmak bambaşka bir sorumluluk. Atlattım diyorsun onu. Atlattım yani, bana sorarsanız şimdiki şu anki Deniz olarak, burada oturan, burada bu koltukta oturan Deniz olarak şimdi bir çocuk bir daha düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Şimdi benim hedefim onu iyi bir okulda okutmak. İnşallah. İyi bir devlet okulu var, ona sokmak istiyorum. İyi bir devlet okulunda iyi bir disiplinli bir eğitim alması, dil öğrenmesi, birkaç dil. Çünkü artık Ayşe büyüdüğü zaman